Selamlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yakında bir sistem toplayacağım ve içerisinde kullanmış olduğum sıvı soğutma modeli olan Thermaltake'in TH360 RGB Sync Snow Edition modelli sıvı soğutma sistemini hep beraber inceleyeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de incelemesi yok diye biliyorum. Onun için elimden geldiğince detaylı bir inceleme videosu oluşturmaya çalışacağım ve kısa tutmaya çalışacağım videoyu. Montaj evresiydi, test kısmıydı derken yine de ister istemez yine uzunca bir video ortaya çıkabilir. İncelemeye başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsan kanalıma hala abone değilsen aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmına ürünler hakkında yorum yapmayı unutma. Gördüğünüz gibi oldukça büyük bir kutusu var. 360 mm'lik bir radyatöre sahip olduğu için tabii ki kutusunun büyük olması da gayet normal. Biz bugün beyaz olan modelini inceleyeceğiz ama internet üzerinde siyah olan model de mevcut. Beyaz olan modeli siyah olan modele göre bir tık daha pahalı. Genelde ekipmanlarda veya donanımlarda beyaz tercih ederseniz biraz daha fazla para veriyorsunuz. Öncelikle kutu içeriğinden ve teknik özelliklerinden sizlere bahsedeceğim. Daha sonrasında montaj evresine geçeceğiz ve videonun en sonunda ısı testlerini hep beraber göreceğiz. Şimdi ben sıvı soğutma sisteminin sahip olduğu ekipmanları, aparatları kutu içerisinden çıkartayım ve teknik özelliklerinden sizlere bahsetmeye başlayayım. Asus AuraSync Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light ve ASRock Polychrome uygulamalarını desteklediğini görüyoruz. Kutunun arka tarafında sıvı soğutma sisteminin sahip olduğu teknik bilgilerden, teknik özelliklerden bahsedilmiş. Öncelikle her üründe olduğu gibi kullanım kılavuzu kitapçığı kutu içerisinde bizi karşılıyor. Radyatör üzerine konumlandıracağımız 3 adet 120 mm'lik oldukça kaliteli full RGB Thermaltake'in fanlarını kutu içerisinden çıkartıyoruz. Bunun dışında montajda kullanacağımız vidalar, civatalar, kablolar yine kutu içeriğine fazlasıyla eklenmiş. Anakartımızda 3000 yapıya sahip olan RGB bir soketin olmaması durumunda Thermaltake'in RGB kontrolcüsü de yine kutu içeriğine eklenmiş. Ve tabii ki sıvı soğutmanın ana parçası olan radyatör ve soğutma bloğunu yine kutu içeriğinden çıkartıyoruz. Baktığımızda dolu dolu bir kutu içeriğiyle karşılaşıyoruz. Vidalar, civatalar, kablolar montaj evresinde kullanacağımız. Bunun dışında termal macun da yine kutu içeriğine eklenmiş veya anakartımızda bir 3000 yapıya sahip olan RGB soket yoksa yine RGB kontrolcü de kutu içinden çıkması gerçekten çok güzel. Öncelikle fanlardan başlayalım isterseniz. 3 adet 120 mm'lik 9 yapraklı full RGB fanlar bunlar. RGB özelliğine baktığımız zaman orta göbek kısmından, motor kısmından etrafa yayıldığını görüyoruz. Hem fanlarda kullanılan RGB ışıklandırmalarda hem de soğutma bloğundaki Thermaltake'in logosunda kullanılan RGB ışıklandırmalarda gerçekten kaliteli ledler kullanılmış. Fan yapraklarında beyaz buzlu yüzeyler kullanılmış ve böylelikle RGB ışıklandırmalar daha şiddetli bir şekilde, daha eşit bir şekilde fan üzerine yayılımını görebiliyoruz. Aynı zamanda kasa içerisinde de bunun farkına varacağız zaten arkadaşlar. Buzlu yüzeye sahip olması gerçekten RGB ışıklandırmalar noktasında bayağı bir etkili oluyor. Fanların kablosu da benim dikkatimi çekti. Kalınca bir yapıya sahip gibi görünüyor aslında ama etrafı hasırla kaplı olduğu için yani kasa içerisinde herhangi bir ezilme durumunda, sıkışma durumunda kablonun zarar görmemesi için hasır kaplanmış ve fan soketine burada baktığımız zaman 3000 yapıya sahip olduğunu görüyoruz ama bizim bildiğimiz o 3000 yapıya sahip olan RGB soketler var ya onlardan değil. Maksimum 1500 RPM'lik dönüş hızlarına sahip olan fanlar bunlar ve baktığımız zaman 28 desibellik de bir gürültü oluşturuyorlar. Aynı zamanda 59 CFM'lik de bir statik basınç oluşturuyorlar. Hava basıncı noktasında 1,31 mm'lik Hashiko değerine sahip. Hava akışı ve hava basıncı noktasında güzel değerlere sahip olduğunu görüyoruz. Bunun ana noktası ise 9 adet üzerinde yaprak olması. Fanı şöyle kenara bıraktıktan sonra isterseniz sıvı soğutma sistemin ana noktası olan radyatör ve bloğu da yavaşça incelemeye başlayalım. Öncelikle sizlere bloktan, pompa kısmından bahsetmek istiyorum. Çünkü burada sevmediğim bir yön oldu. Aslında bu sıvı soğutma sisteminde sevmediğim tek yön diyebilirim. Radyatöre giden su borularına baktığımız zaman bloğun sağ tarafına yerleştirilmiş. Yani biz anakarta bu şekilde montaj yaptıktan sonra eğer sıvı soğutma sistemini radyatörün üst kısmına koyarsak veya kasamızın ön kısmına da koyabiliriz. Ön kısmına da koyduğumuz zaman bu boruları biraz daha böyle tersten çeviriyormuş gibi oluyor. Yani sağ tarafta olması biraz sıkıntılı olmuş aslında bloğun sol tarafında olması. Bloğun sağ tarafında olsaydı daha iyi bir şekilde, rahat bir şekilde montajı gerçekleştirdik. Daha güzel de bir görüntü ortaya çıkardı. Neyse buna da katlanacağız artık. Pompadan başladık. İsterseniz pompadan devam edelim. Maksimum 3300 RPM'de dönüş yapabilen bir pompa bu. Bloğun alt tarafına baktığımız zaman bakır yüzeyi görüyoruz. Ve bloğun üst tarafında Thermaltake'in logosunda burada RGB ışıklandırmalar mevcut. Ve bu RGB ışıklandırmaları fanlarla beraber birbiriyle bağlantısını yapıyoruz. Yine burada aynı şekilde 3000 yapıya sahip olan bir RGB soket bulunuyor. Ama söylediğim gibi bildiğimiz o standart 3000 yapıya sahip olan 5 voltluk soketlere benzemiyor. Onlardan biraz daha küçük RGB ışıklandırmaların da çalışmasıyla beraber gerçekten anakart üzerinde güzel estetik bir görüntü oluşturuyor. Ve desteklediği soket tiplerine geldiğimizde ise Intel
Intel tarafında LG2066'dan 1150'ye kadar, AMD tarafında ise AM4'ten FM1'e kadar birçok işlemci soket tipinde rahatlıkla desteklediğini görebiliyoruz. Ben zaten sistem içerisinde AMD'nin 5600 işlemcisini kullanacağım. AM4 soket tipi, yani uyumluluk noktasında herhangi bir sıkıntı yok. Yavaşça radyatöre doğru geçiyoruz. Radyatöre doğru geçerken soğutma bloğundan radyatöre doğru giden su borularına baktığımız zaman dış kısmının kumaş kaplı olduğunu görüyoruz. Hasır kaplı olduğunu görüyoruz ve gayet esnek bir yapıya sahip. Yani montaj evresinde herhangi bir bize sıkıntı oluşturmuyor. Bazı sıvı soğutma sistemlerinde bu borular çok sert yapıya sahip oluyorlar ve gerçekten insanı kanser edebiliyorlar. Ama burada Thermaltek'in bu soğutma sisteminde, sıvı soğutma sisteminde gayet yumuşak yapıya sahip olan su boruları kullanılmış ve 40 santimlik uzunluğa sahipler arkadaşlar. Yani uzunluk anlamında da kasanın ön yüzeyine de koysanız, üst kısmına koysanız, yan yüzeyine de koysanız rahatlıkla yetişecektir. O noktada herhangi bir sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum. 360 mm'lik boyuta sahip bir radyatörü görüyoruz ve oldukça büyük arkadaşlar. Yani alırken dikkat edin, kasanız uyumlu mu değil mi, bu noktada gerçekten sıkıntı çekebilirsiniz. Ben radyatörün sahip olduğu tam boyutları da ekrana yansıtacağım. Fanlarla beraber biraz kalın bir yapıya sahip olabiliyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Radyatörde dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi, güzel performans alabilmemiz için bu küçük su kanallarının arka tarafını rahatlıkla görebilmemiz gerekiyor. Yani baktığımız zaman su kanallarının arasından fan tarafından havanın çıkartıldığı zaman rahatlıkla diğer yüzeye geçmesi gerekiyor. Baktığımız zaman da Thermaltek'in bu noktada gerçekten başarılı bir iş çıkardığını görebiliyoruz. Kutu içerisinden bahsettik. İsterseniz şimdi montaj evresine geçelim. Montaj kısmından sonra ise tabii ki ısı testlerine bakacağız. AMD'nin 5600 işlemcisini kullanacağız söylediğim gibi ve ısı testlerine gerçekten çok merak ediyorum. Oyunlarda nasıl bir performans alacağız? Videoyu buraya kadar izlediysen bir like atmayı unutma. Hadi montaj evresine geçelim. We'll be right back.
Thank you.